Değerli meslektaşlarım, bu akşamki ÜTCD webinarlarımız serisinden bu akşamki bölümüne hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle biz bu programa devam etmeden dernek başkanımız Profesör Doktor Recaip Avukçu Hoca sizleri bir selamlamak istiyor. Onun için sözü ben önce kendisine vereyim, daha sonra biz bilimsel aktivitemize devam edeceğiz. Evet. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarımız, iki hafta önce çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. Kongremiz başarıyla sonuçlandı. Çok yüksek derecede bilimsel aktiviteleri içeriyordu. İnşallah gelecek sene yine 29 Ekim'de birlikte olacağız. Çeşitli webinar programlarımızla zaten yanınızdayız. Mart başında tekrar GSA yapıyoruz. Onun da bilgisini vereyim. Ayrıca gelecek perşembe, yani haftaya bu saatte, ama 21'de olacak. Onların yabancılar katılacak. Bu ustalardan histereskop diye bir sadece video session'ı şeklinde olacak. Yine önümüzdeki pazar günü 28 pazar günü saat Türkiye saatiyle 12'de zannediyorum. Web sayfamızda var. ISIVF'den histereskopi şeyi var. Bir session'ı yapılıyor. Vasilis Thanos ve benim idaremde. Böyle bir programla karşınızdayız. Bundan sonra zaten sık sık birlikte olacağız. Sevgili ikinci başkanımız da burada. Değerli hocamız Erol Hoca. Yine Volkan Turan kardeşimiz burada. Erol Hoca biliyorsunuz Türkiye'deki ilk tüp bebeği yapan hocamız. Onun yüksek tecrübeleri ve moderatörlüğünde Murat Hoca da ve Turan Hoca, Volkan Turan Hoca da sizlere kendi deneyimlerini, bu konuda çok deneyimli arkadaşlarımız, anlatacaklar. Ovaryan stimülasyonu. Ben sözü onlara bırakıp hepinize iyi seyirler diliyorum. Çok güzel bir bilimsel ziyafet çekeceğiz beraber. Evet, çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Çok teşekkürler. Şimdi bu akşamki webinarımızın ana konusu esasında ovaryan stimülasyonda yeni bakış açıları. Biliyorsunuz ovaryan stimülasyon bir noktada yardımcı üreme teknikleri başarısında hakikaten kritik rol oynayan faktörlerden bir tanesi. Tabii embriyoloji laboratuvarının da yeri tartışılmaz. Ama iyi yapılmayan bir ovaryan stimülasyonda hem elde edeceğimiz oosit sayısı, matürasyonu veyahut da oosit metafaz 2 olsa dahi oositin bu Amerikalıların çok söylediği overcooked dedikleri bir fenomen var. Yani aşırı matür oluşu hem fertilizasyonu hem de embriyo kalitesini hakikaten birinci derecede olumsuz yönde etkiliyor. O noktada embriyoloji laboratuvarınız ne kadar iyi olursa olsun maalesef yapılacak fazla bir şey kalmıyor. Bu arada tabii ki bazı zor vakalar var. Bu zor vakalar ne tür bir indüksiyon yaparsak yapalım ciddi sıkıntı yaratıyor. Biliyorsunuz önümüzde, yani şu son 10-15 sene içerisinde ülkemizde de giderek yaygınlaşan antagonist siklusları var dünyada olduğu gibi. Antagonist siklusların bazı şeyleri olabiliyor. İstemediğimiz, senkronize edemediğimiz foliküler gelişimler olabiliyor. İşte bütün bunları biz bu webinarda iki tane hocamızdan alacağız. Yani bunların cevaplarını bugünkü literatür eşliğindeki pozisyon ve kendi uygulamalarımız hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Bu konuşmalar yapıldıktan sonra, her iki konuşmacının konuşmaları bittikten sonra biz soruları alacağız. Soruları chat bölümüne yazarsanız hem konuşmacılarımız bunları takip edecek hem de gerekirse ben onlara soruları soracağım. Şimdiden hepinize çok güzel bir ziyafet, bilimsel ziyafet diliyorum. Şimdi birinci konuşmacımız Profesör Doktor Murat Sönmezer. Hepiniz tanıyorsunuz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Anar Bilim Dalı hocası. Aynı zamanda senelerdir hem IVF ile meşgul hem de endoskopik cerrahi ile meşgul.
Kendisinin anlatacağı konu random start, dual ya da ardışık ovaryan stimülasyon adı altında geçen işte Şangay protokol olsun, Duostim olsun. Bunlar hakkında bize bilgi verecek. Günümüzde yeni bir trend bu. Evet Murat, seni dinleyelim. Erol abi çok teşekkür ediyorum ben de. Bütün katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin yararlanacağı bilgiler verebiliriz. Elimizden geldiği kadar bunları anlatmaya çalışacağız. Şimdi ekranımı paylaşıyorum öncelikle. Evet, random start, ovarian stimülasyon artı dual stimülasyon. Ben bugün dual trigger bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında dünyadaki kanser instansının artmasıyla beraber özellikle kanser hastalarının bize daha fazla başvurmasıyla birlikte bizim Türk bebek teknolojilerinde bazı açılımlar yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Çünkü kanser artıyor, kanser instansı artıyor ama tedaviler son derece başarılı ama bu hastaların uzun dönem komplikasyonları bizi gerçekten yormaya başladı. Ve bir kanser hastası karşımıza geldiği zaman kanser instansının artması, kanser mortalite oranlarının azalması ve özellikle batılı ülkelerde doğurganlığın ileri yıllara aktarılmasıyla birlikte fertilitenin koruma teknolojilerini bu grup hastalarda kullanmak artık multidisipliner yaklaşımın bir odağı haline geldi. Ve bu fertilite prezervasyonu konusundan bahsettiğimiz zaman işte fertilitenin korunması veya ovaryan fonksiyonların korunması, bu tüp bebek teknolojilerinin kanser hastalarındaki güvenilirliği, kanser hastalarında özellikle acil bir şekilde gelen hastada kanser tedavisinin gecikmesiyle ilgili sağ kalım dezavantajları, acaba kanserin tüp bebek üzerine bir negatif etkisi var mıdır yok mudur? Bu nokta ve aynı zamanda bir kemoterapi alma durumuyla karşı karşıya kalmış olan ve belki hematolojik parametreleri bozulmuş bir hastada bizim ovaryan stimülasyonun komplikasyonları, tromboembolik olaylar bu hastalarda çok daha ciddi düşünmesi gereken noktalar arasında yer almakta. Şimdi acaba kanser fertiliteyi etkilemekte midir? Buna ilgili bazı çalışmalar var. Burada bazı çalışmalarda kanser varlığının fertiliteyi etkilediği veya ovaryan stimülasyona yanıtı negatif şekilde etkilediği ilgili bazı çalışmalar var. Yine sevgili Volkan Turan'ın burada güzel bir meta analizi var. Burada kanser nedeniyle karşımıza gelen bir hastadaki ovaryan yanıta baktığımız zaman toplanan oosit, elde edilen matür oosit, fertilizasyon oranları veya elde edilen embriyolar arasında bir açısından bir fark olmadığı gözleniyor. Ancak bunu daha önceden de anlattığım bir konu bu. Bunu düşünürken mutlaka kanser evresi ve hematolojik bir kanser mi değil mi bunu mutlaka bir kenarda tutmak gerekiyor. Şimdi fertilite koruması için birçok seçenek var. Bunlar en fazla kullandığımız seçenekler embriyo ve matür oosit dondurulması ve bu seçeneklerden herhangi birini hastaya biz sunduğumuz zaman hastanın kanser tedavisindeki moral motivasyonunun da oldukça olumlu yönde etkilendiğini biz yaptığımız bir çalışmada gösterdik. Ancak buradaki sıkıntı nedir? Buradaki sıkıntı şudur. Bu hastaların süreye ihtiyacı var. Yani eğer hasta adet başında gelmiş olsa bile 2 haftalık bir ovaryan stimülasyon ve yumurta toplama süresi için bir süreye ihtiyacı var. Yine embriyo dondurmak için bir eşe ihtiyacı var. Çocuk hastaları bir başka noktaya koymak lazım. Çünkü bunlarda ovaryan stimülasyonun teknik ya da etik problemleri var. Yine çocuk hastalarda özellikle prepubertal hastalarda ovaryan stimülasyon yapılacağı zaman akılda tutulması gereken en önemli noktalardan biri aneuploidi oranlarının yaşla beraber yüksek olduğu, daha sonra bunun azaldığı ve yavaş yavaş normalize olduğu ve tekrar arttığı yönünde. Yani eğer prepubertal dönemde bir ovaryan stimülasyon yapılacak ise eğer aneuploidi grafiğinin U şeklinde olduğu ve erken yaşlarda farklı mekanizmalardan dolayı aneuploidi oranının yüksek olduğunu da akılda tutmakta yarar var. Yine bir başka nokta, östrojen duyarlı meme kanseri ve endometriyum kanseri gibi tümörlerde suprafizyolojik östrojen düzeylerinin kanser hücreleri üzerindeki negatif
etkisi ki meme kanseri en sık karşımıza çıkan kanser burada tam artık biz biliyoruz ki letrozol standart protokol arasına yerleştirildi ve letrozol kullanıldığı zaman östrojen düzeyleri normal östrojen düzeylerine yani normal bir siklustaki östrojen düzeylerine yakın bir şekilde tutulabiliyor ve bu hastalarda sağ kalımın negatif etkilenmediği gösterildi. Yine başka önemli bir nokta, random start yapacağız, birazdan bahsedeceğim aynısından veya standart simülasyon yaptığımız zaman bu hastalarda HCG trigger yerine analog trigger kullanılması son derece önemli. Çünkü analog trigger yaptığımız zaman bu hastalarda özellikle oosit maturasyon oranlarının arttığını, elde edilen matür oosit sayısının yine arttığını, yine östrojen duyarlı tümörlerde özellikle HCG sonrası östrojen düşüşünün daha ciddi olduğu, yine başka bir önemli nokta, hafif ve orta düzeyli OHSS oranlarının, zaten bu klasik IVF'den bilinen bir nokta, OHSS oranlarının HCG'ye göre az olduğu gösterilmiş ki zaten kanser nedeniyle gelen belki biyokimyasal parametreleri bozmuş bir hastada ekstra bir komplikasyon yaratmamanın önemi açısından analog trigger bu hastalarda son derece önemli. Şimdi bu hastalar tabii ki bize acil bir durumda refere ediliyorlar ve bu hastalar kemoterapi almaları gerekiyor ve biz bu hastalara eğer bir fertilite koruma seçeneği önerecek isek eğer diğer menstrual siklusun başında bekleme gibi bir durum pek söz konusu olmuyor. O zaman acaba biz bu hastaları menstrual siklusun herhangi bir döneminde stimüle edebilir miyiz? Lüteal fazda eğer yine korpusitiyum oluştuysa veya ovülasyon sırasında stimülasyonda bir sıkıntı var mıdır diye bir konsept oluştu. Burada da 2003 yılında 50 tane düzgün, düzenli, sağlıklı ovülasyon gören kadın üzerine yapılan çalışmada her kadınların yaklaşık %70'e yakın bir kısımda bir adet döneminde 2 tane majör foliküler dalga olduğu gösterildi. Bizim klasik bilgimiz nedir? Klasik bilgimiz bir menstrual siklusun hemen öncesinde ölen korpus luteumundan salgılanan östrojenin özellikle azalmasıyla beraber FSH'ın negatif feedback'ten kurtulmasıyla birlikte artan FSH'ın hemen premenstrüel dönemde bir grup folikülü, bir kohortu aktive etmesiyle beraber siklusun başladığı yönünde bir klasik bilgimiz vardı. Ancak bu bilginin böyle olmadığı ve bir menstrüel siklusda birden fazla kohort dalgası olabileceği gösterildi ki bazen hastaların %33'ünde de %32'sinde işte birinde 3'e yakın bir majör dalga olduğu gösterildi. Acaba biz bu majör dalgalardan herhangi birini yakaladığımız zaman diğer menstrual siklusu beklemeden random start, herhangi bir zaman başlangıcı stimülasyon yapabilir miyiz? Bakın burada şematize edilmiş halini görüyoruz. Stimülasyona mid siklustan hemen önce başlanabiliyor veya spontan LH surge'ünden sonra başlanabiliyor veya geç foliküler fazla başlanabiliyor. Hastalar stimülasyona başlandığı zaman özellikle örneğin geç lüteal dönemde bir stimülasyona başladık ve hasta menstruasyon görmeye başladı. Problem değil, hastalara menstruasyon görürken de stimülasyona devam edebiliyoruz. Şimdi bu konseptle işte ilk 3 yayını meme kanserli hastalarda biz tanımladık. Bu hastalar adetin menstrual siklusun 13, 11. 17. ve 14. günü de gelmişlerdi ve bu dönemlerde hastalara ovülasyon indüksiyonu başlandı ve ovülasyon indüksiyonu sonrasında 7, 10 ve 9 adet embriyo donduruldu ki bu hastalar işte 20'li yaşlarda hastalarda son derece kabul edilebilir olanlar olduğu gösterildi. Daha sonra acaba örneğin bir hasta geldi, menstrual siklusun tam ortasında geldi ovülasyon zamanında. Ovülasyon zamanında geldiyse HCG trigger yapılıp ya da analog trigger, dominant folikül, var olan dominant folikül aspire toplandıktan sonra standart stimülasyona tekrar devam edilebilir. Özellikle ovaryen rezervi zayıf hastalarda başarıyı ve toplanan oosit sayısını arttırmak açısından bunun yapılması avantajlı olabilir. Yani karşımıza bir tane dominant folikül geldi 18-20 metre civarında. Biz bu dominant folikülü HCG trigger yapıp topladıktan sonra tekrar stimülasyona başlayabiliriz. Yine acaba random start stimülasyonla standart stimülasyon arasında fark var mıdır diye çalışmalar gelmeye başladı. Burada özellikle konvansiyonel başlangıçlı stimülasyonla random start stimülasyon arasındaki esas fark random startta stimülasyon süresinin biraz uzun olması ve total gonadotropin kullanım oranının dozunun yüksek olması. Onun dışında hiçbir IVF parametresinde iki stimülasyon protokol arasında fark gözlenmiyor. Acaba biz random start simülasyonlarda
luteal fazda analog trigger kullanabilir miyiz? Evet, luteal fazda analog trigger kullanabiliriz. Çünkü biz önceden luteal fazda hipofizin analog trigger'a yanıt verip vermeyeceğini bilmiyorduk ama Sayın Kutlu Koktay bunun yanıt verebileceğini gösterdiği bir çalışma yayınladı. Yani luteal fazda da analog trigger kullanarak hastaların daha az komplikasyonlarla karşı karşıya kalmasını sağlayabiliriz. Yine güzel bir çalışma, Volkan'ın çalışması yine, kendisi diğer konuşmacımız. Burada özellikle ovary rezervi düşük olan ve az oosit toplama ihtimali olan hastalarda acaba ardışık stimülasyon yapabilir miyiz? Burada tek stimülasyon yapılan 61 hastayla iki stimülasyon yapılan 17 hasta karşılaştırılıyor ve tabii ki iki stimülasyon yaptığımız zaman dondurulan embriyo sayısının arttığını görüyoruz. Peki bu meme kanseri hastalarda sağ kalım dezavantajı yaratıyor mu? Burada kemoterapinin yaklaşık olarak 5 ila 5.7 gün geciktiği ama 58 günlük bir takip süresi sonucunda herhangi bir sağ kalım dezavantajının olmadığı da gösterilmiş oldu. Yine random start ile ilgili acaba biz bunu başka hastalarda yapabilir miyiz diye bir IVI çalışması. Bu da donör ek, donör çalışması, yumurta vericilerde yapılan bir çalışma. Bunlarda da ikinci günde başlanılan hastalarla 15. günde başlanılan hastalar arasında IVF parametreleri açısından herhangi bir fark olmadığı, diğer hastalarda da eğer dondurulacak ise kullanabileceği gösterildi. Yine Volkan, Kutluk Oktay ve birlikte bir yazımız. Bu 2015 yılında ASRM'de sunulmuştu. Burada da meme kanseri hastalarda 14 meme kanseri hastada random start stimülasyon yapılırken 150 meme kanseri hastalarda standart stimülasyon yapılmış ve bunlar karşılaştırıldı. İlginç bir sonuç elde edildi. Bakın burada dondurulan embriyo sayısı random start stimülasyon yapılan grupta daha fazla, neredeyse istatistiksel anlamlı olacak kadar daha fazla. Yine aynı şekilde matür oosit sayısı daha fazla olarak çıktı, istatistiksel olarak anlamlıydı. Şimdi bizim bununla ilgili bir çalışmamız var. Bir asistana vermiş olduğum tez bu. Bu da özellikle kanser hastalarında şimdiye kadar yapılmış en yüksek sayılı tek merkezli çalışma. Burada birçok kanser tipi var. Birazdan ondan bahsedeceğim. 46 hastaya random start stimülasyon uygulanırken 65 kanser hastasına konvansiyonel stimülasyon uygulandı ve bazal parametreler arasında iki grup arasında fark olmadığı gösterildi. Kanser tiplerine baktığımız zaman meme kanseri, Hodgkin lenfoma, over kanseri, nanoşken lenfoma, gastrointestinal kanserler gibi birçok kanser tipi var. Bu hem kanser tipi açısından hem de sayı açısından dünyadaki en fazla tek merkezli çalışma. Burada linear yani multivariant analiz yaptığımız zaman toplanan oosit sayısının iki grup arasında farklı olmadığı, yine elde edilen matür oosit sayısının iki grup arasında fark olmadığı gösterildi. Yine dondurulan embriyoya baktığımız zaman dondurulan embriyolar açısından da random start yapılanla klasik başlangıçlı hasta grup arasında fark olmadığı gösterildi. Özellikle kanser hastalarında random start stimülasyonun etkin bir şekilde kullanabileceğini gösterdik. Peki hastalar yine bize acil bir şekilde geldi. Birden fazla stimülasyon yapabilir miyiz? Çok yeni bir çalışma için olduğu için koydum. Kanser hastaları değil ama ovaryen rezerv düşük hastalarda yapılan bir çalışma. İlginç bir çalışma. Burada klomen veya letrozol kullanılıyor ve folikül 13 milimetreyi geçtikten sonra düşük doz FSH 75 ünite artı LH ekleniyor hastaya antagonist ile birlikte. Ve burada hastalardan oosit toplandıktan sonraki trigger analog ile yapılıyor. Bir gün sonra ikinci stimülasyona başlanıyor. Aynı şekilde ardışık 4 stimülasyon yapılıyor. Şimdi bunu zayıf ovaryen rezervi hastalarda yapmanın mantığı nedir bilemiyorum. Yani çünkü arka arkaya yapmakla hastaları farklı zamanda çağırmak arasında herhalde hastanın tedavisini bir anda hastaları tekrar çağırmadan yapmak açısından önemli ama kanser hastalarında bunun önemli olduğunu söyleyebilirim. Ardışık 4 stimülasyon yapılıyor ve ardışık 4 stimülasyon yapıldıktan sonra ki embriyolar donduruluyor, %22.6'ya varan bir kümülatif gebelik oranı bildiriliyor. Tetra stimülasyon diye tanımlamışlar. Yumurtalık rezerv düşük hastalarda yapılmış. Yani hastaları yani farklı zamanlarda çağırmaktansa bir anda eğer oosit var ise, folikül var ise ardışık 4 stimülasyonun yapılabileceğini göstermişler.
Random start ile ilgili çok güzel bir meta analiz var. Burada 9 yazının meta analizi yapılıyor. Bütün yayınlar retrospektif ya da prospektif gözlemsel çalışmalar. 1653 kadının içerildiği 9 ayrı çalışmanın meta analizi. Burada konvansiyonel start, konvansiyonel başlangıçlı protokolle random başlangıçlı protokol karşılaştırıldığında zaten daha önceki çalışmalarda sunduğumuz üzere random start'ta stimülasyon süresi bir miktar daha uzun gözüküyor ve yine random start'ta total kullanılan gonotropin dozu daha yüksek gözüküyor. Ancak hiçbir IVF parametresi farklı değil. Nedir bunlar? Toplanan oosit sayısı, toplanan matür oosit sayısı, dondurulan embriyo sayısı ve fertilizasyon oranları farklı değil. Tek fark stimülasyon süresi ve total gonotropin dozunda olarak gözüküyor. Burada da protokoller arasında baktığımız zaman yine biraz önce söylediğim gibi stimülasyon süresi random start'ta daha uzun ve toplam gonotropin dozu daha yüksek gözüküyor. Onun dışında hiçbir IVF parametresinde fark yok gibi gözüküyor. Bizim bu konuda yapmış olduğumuz yeni bir meta analiz var. Daha henüz yayınlamadık. Burada da yanılmıyorsam 10 ya da 11 çalışmanın, farklı çalışmanın meta analizi yapıldı. Meta analiz devam ediyor. Çıkan ilk sonuçları burada vermek istiyorum. Burada random start yapılan grupla standart stimülasyon yapılan grup arasında, ki bu meta analizde biz kendi en yüksek sayıya sahip kendi en son araştırmamızı da dahil ettik. Burada metafaz 2 oosit sayısı iki grup arasında benzer gözüküyor. Yine antral folikül başına, ki bu önemli bir oran, antral folikül başına elde edilen metafaz 2 oosit sayısı da random start grup ile standart başlangıçlı grup arasında farklı değil gibi gözüküyor. Yine canlı doğum oranlarına baktığımız zaman canlı doğum oranları arasında her iki grup arasında fark olmadığı gözüküyor. Yine bu grup hastaların bazıları bize, ki bunlar genç yaşta kanser hastaları ve bunlar bekar hastalar, bunlar da bizim tanımladığımız bir yöntemle abdominal transvajinal ultrason probunu kullanarak abdominal oosit toplama işlemi yapılabilir. Bu yöntemi tanımladık. Şimdi de yine oosit kriyoprezervasyon amacı ile vajinal yol ile abdominal yolu karşılaştıran bir çalışmayı şu anda bitirmek üzereyiz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi, bu hastalarda özellikle geç lüteal fazda bir ovülasyon indüksiyonu başlanacak ise kanser hastalarında, bu hastalarda geriliği mutlaka ikat etmek gerekiyor. Çünkü bu bizim bir yayınımız. Burada bu hastaya örneğin menstrual siklusun 20. gününde stimülasyona başlamışız. FSH 03, LH 01, östrojen 202, progesteron 11.2, hasta ovülasyon olmuş. Antral folikül sayısı gayet iyi. Bir sonraki kontrolde hastanın gebeliğini gördük. Yani bu hastalarda random start yapılacak ise gebeliğin ekarte edilmesi son derece önemli. Gebeliğe rağmen devam ettik. Analog trigger yaptık ve bu hastada yanılmıyorsam 4 adet plastokist dondurduk. Bir diğer nokta dual trigger. Bu da literatüre bizler tarafından tanımlanmış bir yöntem. Dual trigger düşük doz HCG ile ya da standart doz HCG ile analogların birlikte yapıldığı bir trigger yöntemi. Mantığı ne? Mantığı şu: biz sadece HCG trigger yaptığımız zaman standart siklusta var olan FSH trigger'ı atlamış oluyoruz. FSH trigger'ın da sitoplazmik maturasyonda önemli bir rol olabilir. O yüzden dual trigger yaparak acaba matür oosit sayısı artar mı, gebelik oranları artabilir mi diye. İki tane farklı çalışmamız var. İkisinde de farklı zamanlardaki iki çalışma. Bunlarda elde edilen A kalite embriyo sayısının bütün farklı grup hastalarda dual trigger yapılan gruplarda daha fazla olduğunu gösterdik. Sonuç olarak random start protokollerde FSH dozu bir miktar daha yüksek olabiliyor. Random start protokollerde yine ovaryen stimülasyon süresi standart stimülasyona göre daha uzun olabiliyor. Ancak özellikle elde edilen oosit sayısı, dondurulan embriyo sayısı ve fertilizasyon oranları arasında fark olmadığı gözüküyor. Antagonistlere ne zaman başlayalım? Antagonist başlamak aslında standart olarak 13-14 milimetre folikül büyüklüğüne ulaştığımız zaman veya yeni östrojen yaklaşık olarak 3 seli 400 picogram bölü mililitreyi geçtiği zaman yapılabilir gibi gözüküyor. Ancak özellikle lüteal fastülasyon yapılan hastalarda ovülasyon olduysa antagoniste daha geç başlama ihtimaliniz var. Bunu da bir kenarda tutmak lazım.
Özellikle ovaryen rezervi zayıf hastalarda mid siklus döneminde hasta geliyor ise ve tek bir dominant folikül varsa, bu dominant folikülün trigger edildikten sonra toplanması ve daha sonra ardışık stimülasyonla tedaviye devam edilmesi son derece uygun gözüküyor. Hastaya mütevazı fazla stimülasyon yaptık. 3-4 gün geçti, hasta menstruasyon gördü. Hiç problem değil, menstruasyon süresinde stimülasyona devam edip daha sonra ovaryen oosit toplama işlemlerini yapabiliriz diye konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Bütün katılımcılara şimdiden iyi akşamlar diliyorum. Tabii ki daha sonra sorular varsa onları bitiminde yanıtlayacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Murat, ağzına sağlık. Konuyu özetledin. Tabii ki sorular gelecektir diye düşünüyorum. O sorularla birlikte konuyu daha da açacağız. Şimdi ikinci konuşmacımız Doçent Doktor Volkan Turan. Kendisi şu anda BHT İstanbul Tema Hastanesi, aynı zamanda İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin afiliye bir hastanede görevli. Kendisi ihtisasını Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı'nda yaptı. Dolayısıyla o noktadan da bizim epey bir teşvik mesaimiz olmuştu. Burada tekrar görmek bizleri çok sevindirdi Volkan. Bu arada Volkan yurt dışında da bulunarak çok güzel çalışmalara imza attı. Yine Murat Bey de aynı şekilde Kutluk Oktay'la birlikte çalıştılar. Şimdi yine modern bir konu, progesteron ya da östrojen priming meselesi ovaryen stimülasyonda. Bu ne demek oluyor? Niçin buna ihtiyaç oldu ya da bu bize ne tür avantajlar getirecek? Volkan kardeşimizden dinleyelim. Buyurun. Hocam çok teşekkür ederim değerli söylemleriniz için. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hemen bir share screen. Şu anda share screen yaptık, tamamdır. Bu arada soruları en sonunda alacağımızı tekrar hatırlatırım. Bazı sorular gelmeye başladı zaten. Diğer arkadaşlarımız da sorularını sormaya davet ediyorum. Buyurun. Şimdi ben de aslında Murat abiyle tamamlayıcı bir konu aslında. Bazı ortak yanları var konularımızın. Progesteron ve östrojen priming, ovaryen stimülasyondan bahsedeceğim. Burada öncelikle progesteron priming ovaryen stimülasyonuna başlarsak burada amacımız ne olur, ne olacak, nasıl yapılır, kliniğe yansıması nasıl, hangi hasta grubu için kullanımı daha uygun olabilir ve yine avantaj dezavantajları şeklinde sunumumuza devam edeceğiz. Şimdi öncelikle normal menstrual döngüden kısaca bahsetmek gerekirse biliyoruz ki menstruasyon döneminde özellikle luteal fazın bir önceki periyodun luteal fazında başlayıp menstruasyon döneminde de devam edebilen bir %20-30'luk bir FSH artışı mevcut ki FSH penceresi diyoruz buna. Biz burada ne oluyor? Foliküllerden bir tanesi ki bu FSH sensitivitesi en fazla olan dominans kazanırken büyümeye başlıyor ve büyürken de salgıda östrojenle beraber FSH seviyeleri düşüyor ve östrojen seviyesi de yaklaşık 200 pikogram bölü mililitrenin üzerine çıkıp belli bir saat ki bu saat genelde 50 saat üzeri olarak literatürde geçiyor. Kaldığında LH sörcünü tetiklemekte ve LH sörcünden de yaklaşık 36 saat sonra ovülasyon olmakta. Ovülasyon sonrası oluşan korpus tüyümden salgılanan progesteron da tabii ki konuda da zaten bahsedeceğiz. LH seviyesini yine bazal seviyelerde tutmakta. Biz şimdi ne yapıyoruz tüp bebek uygulamalarında, IVF uygulamalarında? Biz burada FSH penceresini açıkçası gonadotropinlerle uzatıyoruz ve daha fazla dominant folikülün oluşmasını ve büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Fakat tabii ki bu kadar daha fazla folikülün bir arada büyümesi de yüksek östrojen dozlarının daha erken seviyelere gelmesi ve bizim hiç istemediğimiz zamanda LH sörcüne neden olarak da o siklusun başarısız olmasına neden olabileceğini düşündürüyor. İşte tüm bu LH sörcü açısından daha tedbirli olabilmemiz açısından bazı protokoller geliştiriliyor ki bunlardan ilk olarak GnRH agonistleri uygulanıyor ve uygulandığı zamana ve menstruasyon döneminin gününe göre
uzun protokol, long protokol, short protokol ve ultra short olarak isimlendiriliyor ve diğer bir protokol de daha sonradan antagonist protokol, ki burada da gördüğünüz gibi bu protokoller uygulanmaya başlandıktan sonra ELAS seviyeleri bazal seviyelerde seyretmekte. Peki progesteronla ELAS arasındaki bağlantı nasıl? İlk olarak aslında 80'li ve 90'lı yıllarda maymunlar üzerinde yapılan çalışmalarda progesteron implantları uygulandığında ELAS seviyelerini bazale çekildiği görülüyor ve ELAS sörcünün engellendiği gözüküyor. Yine farklı bir çalışmada ise hipotalamusu yıkıma uğratılmış ve GnRH pompasıyla menstrual döngüsü sağlanan yine maymunlarda östrojen uygulandığı zaman 24 saat içinde östrodol valeratla ELAS sörcünün sağlandığı, fakat progesteron implant takıldığında bu sefer ELAS sörcünü engellemediği ortaya koyuyor ki bu da östrojenin ELAS üzerindeki etkileri direkt pituiter fazla olmasına karşın ELAS üzerindeki etkileri ise progesteronun hipotalamusun, intakt bir hipotalamusunda olması gerektirdiğini düşündürüyor. Daha sonra yine progesteronla ilgili çalışmalar aslında ilk olarak IVF dışı çalışmalar sonrasında daha çok OKS ve minipil düzeyinde, ki minipil seviyesinde açıkçası her zaman ELAS sörcüde tamamen baskılanma, inhibe edilmemiş edilmeyebilir. Bu kullanımları sırasında ELAS sörcü aslında ovülasyon engellenerek engellenmiş de oluyor. Ama IVF'e nasıl peki uygulandı bu progesteronun seviyelerinin yüksek gitmesi ve ELAS baskılanması? İlk olarak 2014 yılında açıkçası Kuant ve arkadaşları tarafından luteal fazda antagonist kullanılmamasına rağmen ELAS bikini olmamasıyla farkına varılıyor. Ve daha sonra da bu konuyla ilgili çalışmalar ardı ardına geliyor. Peki progesteron prime nasıl yapılıyor? Progesteron prime ovarian stimülasyon. Genellikle çalışmalar gonadotropinlerle beraber aynı anda progesteron başlanmasıyla ta siklusun ikinci, üçüncü gününde itibaren progesteron başlanmasıyla beraber ELAS sörcünün baskılanması, inhibe edilmesi amaçlanıyor. Bazı çalışmalarda ise son yıllarda çıkan çalışmalarda 7. günden itibaren veya yaklaşık dominant folikülün 14 milimin üzerine çıktığı durumlarda ekleniyor ve ELAS sörcünün engellenmesi çalışılıyor. Daha sonra dediğim gibi Kuang'ın bu keşfinden sonra çalışmalar 2015 yılından günümüze çeşitli progesteron preparatlarının denenmesiyle ortaya koyuluyor ve çalışmalar hem gerek normal responderlarda, gerek düşük over rezervli, gerekse de polikistik over sendromlu hastalarda benzer sonuçlar kontrol grubuna göre ortaya koyuyor. Özellikle gerek embriyo sayısı, gerek implantasyon oranı, gerekse de gebelik ve canlı doğum oranları arasında, gruplar arasında herhangi bir fark saptanmıyor. Ve ilk olarak medroksiprogesteron asetat ilk yıllarda kullanırken daha sonra yavaş yavaş yerini utrogestana ve dienogest yine didrogesterona bırakmakta. Özellikle tekrardan göz atmak gerekirse hangi progesteron çeşitleri kullanılıyor ELAS sörcünü engelleme yönelik. Burada medroksiprogesteron asetat en fazla kullanılan çalışmalarda ve gerek 4 mg gerekse de 10 mg arasında ELAS sörcünün engellenmesi açısından, inhibisyon açısından herhangi bir fark bulunmuyor ki bu bizim günlük ticari olarak da tarlasal olarak Türkiye'de kullanmaktayız. Yine diğer bir progesteron didrogesteron, onun da 20 mg'ının ELAS sörcünü inhibe ettiği gösterilmiş. Duphaston adıyla şu anda günümüzde var. Yine dezogestrel, bu açıkçası milpil olarak kullandığımız serazet, yani 75 mikrogramlık günde bir kere oral kullanımıyla ELAS sörcünü inhibe ettiği yine gösterilmiş çalışmalarda. Utrogestan bizim bildiğimiz mikronize progesteron, yine onun da hem gerek 100 mg gerekse de 200 mg'ının ELAS sörcünü inhibe ettiği gösterilmiş. Yine ilginç bir çalışmada dienogest kullanılmış. Dienogest'i biz biliyoruz Vizan olarak endometrioz hastalarında da kullanıyoruz ki açıkçası burada çalışmada da gösterildiği gibi dienogest kullanırken, yani aynı zamanda endometrioz tedavisi devam ederken de ovaryen hiperstimülasyon yapılabilir. Şimdi gerek demin gösterdiğim çalışmaları bir araya getirdiğimizde burada gerek siklus sonuçları gerekse de gebelik sonuçları arasında çok büyük farklar, normal bizim konvansiyonel stimülasyona göre çok büyük farklar ortaya konmamış. Burada randomize kontrollü çalışmalar ve non-randomize kontrollü çalışmalar olarak değerlendirilmiş ve meta analizde çalışmalar bir araya getirildiğinde stimülasyon süresi açısından herhangi bir fark bulunmamış. Yine
Total gonadotropin dozu açısından çalışmalar arasında bir fark yok. Onun dışında elde edilen, retrieve edilen oosit sayısı açısından gerek randomize kontrol çalışmalarda gerekse non-randomize kontrol çalışmalarda bir fark bulunmuyor. Sadece M2 oosit sayısı açısından da fark bulunmamasına karşın elde edilen embriyo sayısı açısından progesteron prime ovaryan stimülasyonunda randomize kontrol çalışmalarda daha fazla embriyo elde edildiği gösterilmiş. Yine klinik gebelik oranları açısından fark olmamasına rağmen burada ilginç bir durum. Rekombinant FSH'la randomize kontrol çalışmalar yani rekombinant FSH'ı kullanan çalışmalarla HMG'yi kullanan randomize kontrol çalışmaları ayrı ayrı değerlendirildiğinde rekombinant FSH grubunda normal siklusta yani bizim konvansiyonel siklus, antagonist sikluslarda daha avantajlı olunduğu ama progesteron prime'de ise HMG'nin daha başarılı olduğu savunulmuş. Onun dışında canlı doğum oranları açısından iki protokol arasında herhangi bir fark saptanmamış. Yine total siklus iptali açısından değerlendirildiğinde de gerek randomize kontrolü çalışmalarda gerekse de non-randomize kontrolü çalışmalarda herhangi bir farklılık bulunmamış. Daha sonra bu çalışmalar düşük over rezervi olan hastalar, normal over rezervi olanlar ve polikistik over sendromlu hastalar açısından değerlendirilmiş. Progesteron prime ile normal konvansiyonel stimülasyon rejimleri karşılaştırılmış. Elast surge açısından düşük over rezervli hastalarda daha az elast surge saptanmasına karşın bu avantajı canlı doğum oranları açısından değerlendirdiğimizde herhangi bir farka dönüştürememiş. Yine normal responderlarda ve polikistik over sendromlu hastalarda ise yine canlı doğum oranları açısından herhangi bir fark iki yöntem arasında saptanmamış. Peki progesteron kullanımı acaba embriyoda herhangi bir kromozomal yani genomik integritede bir sorun yaratır mı diye aneuploidi oranları değerlendirilmiş ve antagonist sikluslar, normal responder hastalarda antagonist sikluslarda progesteron prime ovarian stimülasyon karşılaştırıldığında enjekte edilen yani iç yapılan M2 oosit başına ökbüyük blastokist oranı her iki grupta da %21 ile eşit bulunmuş. Peki fetal sonuçlar nasıl? Bu değerlendirildiğinde de gerek konjenital malformasyon, gerekse düşük doğum ağırlığı, gerekse de preterm doğum açısından her iki grup arasında yine herhangi bir fark saptanmamış. Peki hangi hastalarda ilk seçenek olarak kullanılabilir progesteron prime ovaryan stimülasyon? Burada tabii ki en önemli şey progesteron prime stimülasyon yapıyorsanız tabii ki taze transfer yapamıyorsunuz. Çünkü tamamen endometriyal implantasyon penceresi değiştirmiş oluyorsunuz ve ondan dolayı da genellikle frizol yapılacak. Genellikle değil hep frizol yapılacak sikluslarda kullanmak gerekiyor. Burada donör stimülasyon, fertility prezervasyon siklusları ki burada progesteron prime meme kanseri hastalarında dikkatli olmak lazım. Özellikle hormon bağımlı olduğu için meme kanserlerinde progesteron da zarar verebileceği akılda bulundurulması lazım. Yine PGTA ve PGTM sikluslarında tekrarlayan ovaryen stimülasyonlar yapılacak hastalarda ve yine özellikle demin de gösterdim polikistik over sendromu hastalarda çalışmalar var. Burada hiperstimülasyon sendromu, ovaryen hiperstimülasyon sendromunu önleme amacıyla kullanılabilir. Avantajları oral kullanım olması, maliyetinin daha az olması. Yine enjeksiyon az, daha doğrusu yok burada. Antagonistler ve GnRH agonistlerinden farklı olarak. Yine E2 seviyelerini antagonist protokolden daha az etkilemesi avantajları. Dezavantajları ise frizol mecburiyetinin olması, yine unutma ihtimalinin olması diğer dezavantajları. Bir diğer protokol, ondan da kısaca bahsetmek gerekirse östrojen priming ovaryen stimülasyon. Burada ilk olarak 2003 yılında Fanchin ve arkadaşları tarafından erken antral foliküllerin boyutu ve homojenitesini düzeltmeyle over yanıtını optimize edebileceğini düşünerek kullanılıyor. Ve foliküllerin benzeri olmayan FSH sensitivitesinden kaynaklanan asenkron büyümenin önüne geçilmek isteniyor. OKS ve GnRH agonistleri bu amaçla kullanılması özellikle poor responderlarda fazla pituitar süpresyona neden olarak kötü sonuçlar doğurabiliyor. Peki östrojen priming nasıl yapılıyor? Östrojen priming genelde bir önceki siklusun lüteal fazın 21. gününden başlayıp menstruasyonun 2. veya 3. gününe dek kullanılıyor ama açıkçası östrojen primingde 3-4 günlük yani özellikle yurt dışından gelecek hastalar olabilir. Bunlarda 3-4 günlük bir flexibilite var. Yani 3-4 gün daha uzatılabilir gonadotropinler başlanıncaya kadar.
foliküllerde herhangi bir dominans olmadan. Burada asıl amaç foliküler senkronizasyon. Burada antagonist sikluslarda özellikle asenkronizasyon olduğu daha fazlayken çalışmalar hep bu antagonist sikluslar üzerinde yapılarak önceden östrojen priming yapıp yapmamayla karşılaştırmalar sonucu sonuçlar verilmiş. Çalışmalarda genellikle 4 veya 6 mg oral östradiol valerat ya da 2 günde bir 0,1 mg'lık transdermal östradiol kullanılmış. Yine demin söylediğim gibi de lüteal fazın 21. gününden menstrual periyodun 3. gününe dek kullanılmış. İlk çalışmalardan biri olan 2003 yılında yapılan çalışmada Fanchin ve arkadaşları normal responder hastalarda antagonist verilen ve verilmeyen grupta antagonist her iki antagonist grubunda östrojen priming yapıp yapmama arasındaki farkı değerlendirmişler. Burada sonuçlar açısından matür folikül sayısında ve elde edilen embriyo sayısında östrojen priming yapılan grupta daha iyi sonuçlar elde edilmesine rağmen klinik gebelik oranları açısından açıkçası gruplar arasında herhangi bir fark saptanmamış ki yine de yüzde olarak lütel östrojen grubu daha fazla. Bu normal responderlarda yapılan çalışmalardan sonra özellikle poor responderlarda durum nasıl? Onu göz atmak gerekirse çalışmaların çoğu açıkçası poor responderlardı zaten ama bunlardan sadece 2011 yılındaki Deluigi ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, randomize kontrolü çalışma, diğer çalışmaların hepsi buradaki retrospektif çalışmalar. Ve bu çalışmaları bir araya getiren meta-analiz 2013 yılında yayınlanıyor ve bu meta-analizin sonucuna göre siklus iptali riski özellikle östrojen priming yapılan grupta daha düşük bulunuyor. Ve aynı zamanda yine tedaviye başlanan kadınlarda gebelik oranları östrojen priming yapılan hastalarda daha fazla bulunuyor. Canlı doğum oranları ve gebelik açısından. Sonuçlara göz atmak gerekirse progesteron primed ovarian stimülasyonu konvansiyonel yönteme benzer siklus ve gebelik sonuçlarına sahip. Yine aneuploidi ve konjenital malformasyon oranları benzer. Maliyet daha ucuz fakat frizol mecburiyeti var. Yine östrojen priming ile ilgili de luteal faz östrojen priming poor responder hastalarda daha az siklus iptali ve artmış gebelik oranları ile ilişkili olabilir fakat daha fazla bu konuyla ilgili randomize kontrolü çalışmaya ihtiyaç var. Teşekkür ederim. Evet, her iki konuşmacıya çok teşekkür ediyorum. Konularını gerçekten güncel literatür eşliğinde gayet güzel özetlediler. Tabii o kadar çok çeşitli çalışma var ki çeşitli subgruplarla birlikte. Bütün bunlara girdikleri takdirde zaten konuşma bitmeyecekti. Ama tartışma sırasında bunları açabiliriz ya da sorularınıza cevap verirken bunlar üzerinde durulabilir. Şimdi bu arada sorular gelmeye başladı. O yüzden ben isterseniz fazla uzatmadan bu sorulardan sormaya başlayayım. Şimdi random start sikluslarda gonotropin dozu diğer indüksiyonlardan farklı mıdır diye Kaan Koca Bey bir soru sormuş. Onun birçok şeysi var, sorusu var. Onlardan bir tanesi bu. Murat, ben bunu sana soruyorum haliyle. Evet, aslında bunu konuşmamda söylemiştim. Random start protokol yaptığımız zaman en önemli farklardan bir tanesi bu. Kullanım simülasyon süresi uzadığı için kümülatif doz artıyor ama günlük dozu daha fazla artırmak durumunda değiliz. Yani standart protokollerden farklı ya da daha yüksek bir dozla başlamıyoruz. Ama süre uzayabiliyor. Süre uzadığı için de toplam gonotropin dozu artıyor. Ama günlük dozumuzu yükseltmek gibi bir durum burada söz konusu değil. Peki bununla birlikte ben ilave şöyle bir soru sorayım. Dual stimülasyon ya da dual stim yapıldığı takdirde ilk indüksiyon için verdiğimiz doz her neyse ikinci parti stimülasyonda yine aynı dozla mı devam etmek uygun olur yoksa bir tık yükseltmeli miyiz? Şimdi şöyle, bu aslında daha çok hani dual stimülasyon ya da teta stimülasyon gibi protokolleri poor responder hastalarda kullanıyoruz. Ve son yapılan çalışmalarda ve meta analizlerde poor responder hastalarda gonotropin dozunu yükseltmenin
elde edilen oosit sayısının ya da mature oosit sayısını arttırmakta pozitif bir etkisi olmadığı için bunlarda yüksek doz olmadan düşük dozlarla gitmenin yararlı olduğunu düşünüyorum ve birinci ve ikinci stimülasyon arasında ya da üçüncü stimülasyon arasında kullanılan dozlar arasında bir farkın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten 2021 yılında yayınlanan bu gynekolojik endokrinolojideki son yayında da önce FMR ile başlıyorlar ve folikül 13 mmHg bulunca antagonist başlıyorlar. Antagonist başladıkları için de 75 ünite FSH artı LH ekliyorlar. Yani oldukça düşük dozlarla gidiyorlar gözüküyor. Yani dozu arttırmak gibi bir durum çok söz konusu değil. Volkan, sen bu konuda ilave bir şey söylemek ister misin? Yok, Murat abi gayet iyi açıkladı hocam zaten. Aynı şeyleri düşünüyorum ben de. Peki. İkinci bir soru ya da üçüncü bir soru. Kemoterapi öncesi elde edilen oositlerin fertilizasyon oranları ile kemoterapi sonrası elde edilen oositlerin fertilizasyonu arasında fark var mı? Bu bir soru. Bir de luteal fazdaki nispeten yüksek LH'ın oosit kalitesi üzerine olumsuz bir etkisi var mı diyor yine Kaan Kocabey. Şimdi ikiniz de cevap verebilirsiniz bu sorulara. Evet. Önce Murat Bey. İzninizle ben başlayayım istiyorsanız. Tabii. Evet. Şimdi kanser kemoterapi üzerine başlamak gerekirse şimdi aslında bununla ilgili hani longitudinal çalışma lazım aslında. Yani aynı hastada aynı şekilde kanser öncesi fertilite prezervasyon için yapılan daha sonra hasta kür sağlandıktan sonra aynı hasta üzerinde değerlendirmek lazım. Ama şu anda ben onu gerek hani laboratuvar bilgileri gerekse de çalışmalardan doğan yani bu kemoterapinin oositler üzerine olan etkilerinden doğan şeylerden toparlamak gerekirse zaten kemoterapi sonrası geriye kalan oositler artık sağlıklı oositler. Yani burada gerek hayvanlarda gerekse de insanlarda farklı sonuçlar var. Yapılan hayvan çalışmalarında farelerde bu oositlerde sonucu ortaya çıkan gebeliklerde konjenital malformasyon oranı çok fazlayken insanda bu yok. İnsanda tamir mekanizması ön planda. Yani bu oositler hasar gördüyse eğer ya apoptozise gidiyor ya tamir ediliyor. Tamir mekanizması da zaten DNA çift sarmal kırıkları üzerinden bu ATM'nin yönettiği BRCA'nın da hatta işin içinde olduğu bir tamir mekanizması üzerinden tamamen onarıldığı için ya sağlam oosit denk gelecek ya da apoptozise atleziye gitmiş oosit olduğundan dolayı herhangi bir fertilizasyon farkının olmaması gerekiyor. Murat, senin ilave etmek istediğin bir şey ben var mı? Ben burada şunu aslında tartışmak isterim. Yani kemoterapi almış bir hastada biz ovaryen stimülasyona ne zaman başlamalıyız? Mesela bir siklus aldı, hemen başlayalım mı? Başlamayalım altı mı? 6 ay. Evet, yani onu söylemek lazım. Yani yine bir bu foliküllerin clearance zamanı var. Onu beklemek lazım. Yani burada bunu açıklığa kavuşmak lazım. Hemen değil de, öyle değil mi Volkan? Yani hemen evet, 6 ay abi. Önerilen 6 ay. Yani hemen simülasyon yaptığımız zaman, çünkü DNA kırıkları olan o şeyleri, oosterin yine fertilize olma ihtimali var ki burada sıkıntılı yani anopleide oranıyla karşılaşma ihtimali yüksek ama 6 aydan sonra Volkan'ın dediği gibi sağlam oosterler kalıyor. O şekilde evet. Devam etmek daha doğru. Tabii. Şimdi burada kemoterapi diyoruz. Aynı şey radyoterapi için de geçerli herhalde. Doğru. Onda evet. Farklı görüşünüz var mı? Burada da en az 6 ay beklemek lazım. Evet. Yani bu bir kural esasında. Bunun üzerinde hakikaten durmak lazım. Ama tabii ana kural radyoterapi ya da kemoterapiye girmeden en kısa zamanda mümkün olduğu kadar bekar için oosit, evli olan için belki embriyo. Ama ben açıkçası şunu da tartışmanızı isterim. Evli de dahi olsa biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Fertilite prezervasyonu yapmaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Embriyo kriyoprezervasyonu yaptığımız zaman esasında kadının fertilitesini korumuş değiliz. Dolayısıyla kemoterapi veyahut da kür sonrası eşlerin birbirine bakışı değişebilir. Netice itibariyle eğer bir sosyal problem ortaya çıkar, boşanma söz konusu olursa da o embriyolar çöp olur bugünkü kanunlara göre. Dolayısıyla o zaman kadının fertilitesini koruyacaksak herhalde esasında oosit kriyoprezervasyonu hiç olmazsa bölmek, yani mümkün olduğu kadar çok oositimiz varsa bir miktarını oosit, bir miktarını embriyo dondurmak akıllıca olmaz mı? Ben böyle yaklaşıyorum daha doğrusu bu hastalara. Çok dikkatli ve
kibar anlatmaya çalışıyorum olayı. Çünkü çok farklı boyutlara gidebilir bütün bunlar. Ama gerçekte bir danışmanlık vereceksek, o zaman fertte prezervasyon dediğimiz zaman şahsınkini kastediyoruz, çiftinkini değil. Erol abi çok bence önemli bir noktaya değindiniz. Benim böyle bir hastam var şu anda. Embriyo dondurduk, çift ayrıldı. Evet. Ve kadın şu anda ovaryen yetmezlikte. Başka şansı yok. O embriyoyu kullanamıyor. Ve açmaz da şu anda. Yani o kadar sıkıntılı ki. Burada Amerika'da o Supreme Court bir karar vermişti. Kadının o embriyo dışında gebelik şansı yok ise o embriyoyu kadına verdi Supreme Court. Böyle bir yasa olmuştu. Yani yumurtalık rezervi gene yok olmuş bir kadının. Orada bir embriyosu duruyor ama adam izin vermiyor. Yani ayrıldığı eşi izin vermiyor. Ama kadının da başka gebelik şansı yok. Supreme Court o embriyoyu ona verdi. Ama Türkiye'de tabii bu söz konusu değil. O yüzden sizin dediğiniz gibi fertilitesini korumak açısından baktığımız zaman bu işlere daha böyle geniş kapsamlı bakmak lazım. Oosite dondurmak gerekebilir. Evet. Şimdi bizim burada da enteresan bir şey oldu geçen hafta takip ettiyseniz. 10. daire kalktı eşini kaybeden bir kadına fertilite şansını da kaybetmiş olduğu için ya da oosit embriyo ya da daha doğrusu oosit zannediyorum havuzu da tükendiği için kadının ya da çok azaldığı için donmuş olan embriyoların yani vefat eden kocadan donmuş embriyoların transfer edilebileceğine dair böyle bir müphem söz söyledi. Şimdi tabii bunun Sağlık Bakanlığı tarafından kabulü ya da nasıl gündeme geleceği uygulamada bilmiyorum ama ülkemizde de çok ilginç bir yandan farklı şeyler de çıkabiliyor. Bunu takip edeceğiz herhalde. Miras hakkı gibi sanki değil mi Erol abi? Miras evet. Hakkı gibi. Gibi sanki öyle bir enteresan sonuç çıktı ortaya. İlk defa duyuyorum. Yani bilemiyorum. Şimdi bunun dışında diyor ki bizim Turan Çetin hocamız poor responder vakalarda letrozol klomen kombinasyonunu hiç kullandınız mı? Şimdi literatürde biliyorsunuz letrozol klomen üstüne letrozol gibi bazı şeyler var, yayınlar var. Sizin bu konuda bir deneyiminiz var mı? Şöyle Erol abi, ben klomeni çok fazla tercih etmiyorum son zamanlarda. Böyle bir deneyimim yok. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Klomenin özellikle poor responder hastalarda endometrium üzerindeki negatif etkisinden kaçınmak istediğim için ben daha çok letrozol kullanıyorum. Hani klomenin arkasında letrozol ile ilgili benim bir deneyimim yok. Hani letrozolün etkin olduğunu görüyorum ama deneyimi olan meslektaşlarımız veya hocalarımız var ise onlar paylaşabilirler. Hı hı. Volkan sen ne diyorsun? Abi ben hiç klomen kullanmıyorum. Ben de MR'dan sonra. Doğru ama tabii sen daha ziyade belki meme tümörleri vesaire gibi manitelerle daha çok bu işi yaptığın için böyle düşünüyorsun. Diyelim ki poor responder'larda soft protokol yapacağımız takdirde hani bu da bir alternatif. Yine FMR. Tamam. Hı. Çünkü poor responder'da CC kullanacaksak zaten herhalde pooling yapacağımız vaka grubu için düşünmek lazım. Evet. Yani o siklusa embriyoyu transfer etmek yazık olur herhalde. Bir de klomenin yarılanma ömrü yaklaşık yanılmıyorsam 24 günü falan bulabiliyor. Bu FMR'da 24 saat kadar. Hani bunun da bir etkisi olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki donduruyoruz bunları Erol abi dediğiniz çok doğru. Ama ben de FMR'dan sonra meme kanseri hastalar dışında da pek klomen kullanmıyorum. Böyle bir onun için deneyimim yok. Hı hı. Şimdi yine bir soru Kaan Bey'den. Diyor ki arkadaşımız luteal östrojenin uzun süre kullanılması, lutealde başlanıp foliküler fazda da devam edilmesi long protokol etkisi yaratır mı? Yani bir tür agonist gibi etkiler, dolayısıyla antagonist hiç kullanmasak olabilir mi? Kim cevap vermek ister bilmiyorum. Ben vereyim, benim konum. Tamam. O kadar süpresyon etkisi o kadar uzun sürmeyebilir. Yani dediğim gibi çok derin süpresyon etkisi yok zaten. Doğum kontrol hapları ve GnRH analogları gibi değil. Ondan dolayı böyle bir etki olacağını ben düşünmüyorum. Denemedim ama düşünmüyorum. Evet. Burada benim bir katkım olabilir. Burada bizim antagonist kullanmamızın esas amacı LH'ı baskılamak. Östrojenin LH'ı baskılamak gibi bir görevi yok. O yüzden çok anlamlı olmaz yani. Evet. Yani burada progesteron primingle
Östrojenin kontinüe kullanmasının arada farkı var, değil mi? Evet. Baskılama, LH baskılaması bakımından. Turan hocamız, Şangay protokolü hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Şangay protokolü bir random start protokolüdür. Yani random start'ın bir farklı şeklidir. Zaten bu en son bahsettiğim yayındaki gibi tetrastimülasyon yapılabilir. Yani düşük doz kullanımla klomen veya femara arkasından folikül, tek folikül olabilir burada. Tek folikül olmasında da sakınca yok devam açısından. 13 veya 14 milimetreyi bulduğu zaman düşük doz FSH artı LH artı antagoniste devam edilebilir. Ya bir random start protokolünün bir varyantı, rahatlıkla kullanılabilir. Başarılı olduğu da çalışmalarda gösterilmiş. Geçiyorum. Recai Hoca şunu soruyor, Murat sana soruyor. Random start siklusta empty folikül oranınız nedir diyor. Bizim uygulamalarımızda %40-50 oranında boş çıkıyor. Şöyle, yani ben böyle bir oran açıkçası görmedim. Recai Hoca bunu daha önceden de tartıştık, bu ilginç bir nokta. Ama ben bilemiyorum, bütün protokollerinde dual trigger kullanıyorum artık. Evet. Acaba tek başına HCG kullanıldığı zaman böyle oluyor mu? Bir verim yok şu anda ama örneğin bugün yaptığım bir hasta random start uyguladım. 8 tane folikül topladık. 8'i de matür geldi. Boş folikül çıkma oranımız bizim yok. Ancak burada şunu altını çizmek lazım. Özellikle bir önce bir soru vardı. O soruyu da galiba kaçırdım ben. Lütel fazla nispeten yüksek LH'ın oosit kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi var mıdır diye. Tam tersine lütal fazla LH düşük yükseklik yerine, tam tersine. O yüzden bu hastalarda LH eklemek lazım. Belki LH'ı daha fazla LH'la gitmek gerekebilir. Özellikle lütal fazlaysak. Eğer LH eklemiyorsak ya da LH'ımız yetersiz kalıyorsa boş folikülün nedeni bu olabilir. Foliküler fazla değil ama lütal fazla. Eğer ovülasyon olduysa yüksek progesteron LH'ı çok ciddi baskıladığı için bu hastalarda LH gereksinimi fazla olabilir. Onun altını çizip o yönde düşünmek lazım. Ben burada bununla ilişkilendiriyorum. Abi ben de bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Şimdi şöyle, ben bu konuyu bugün Kutluk Hoca'yla konuştum. Yani açıkçası şöyle, normalde çünkü ben de Kutluk Hoca'ya şunu sordum. Hocam lütel fazla zaten progesteron hakimiyeti var. LH çok bazal seviyede, üstüne biz bir de antagonist ekliyoruz. İkisini birden ekleyince yani aşırı düşürmüş olur muyuz LH seviyelerini diye. Hatta Kutluk Hoca şöyle dedi, ya ben antagonistin hepsini yaptırmıyorum dedi. Ya yarım yaptırıyorum ya 1/3 yaptırıyorum, LH seviyelerini takip ediyorum dedi. Çünkü fazla düşüyor, öbür türlü kötü etkiler. O zaman ben de şöyle sordum. Hocam dedim, o zaman biz sadece rekombinant FSH mi kullanalım bu hastalarda? HMG mi kullanalım? Çünkü madem hani luteinizan hormon yok, hani biz HMG ile en azından birazcık olsun şey yapabilir miyiz diye. O da şöyle yanıt verdi. Şimdi biz meme kanseri hastaları çok olduğu için bu konu, yani bu random startla ilgili HMG'nin de östrojen seviyelerini daha fazla arttırdığını söyledi. Yani bunun hani tabii onun tecrübesi, ben hani bununla ilgili net hani bir şey bilmiyorum ama şu anda yani rekombinant FSH de sadece gidince de bu sefer daha iyi, daha düşük östrojen seviyeleri elde ettiğini, ama HMG ile yoluna devam ederse random start luteal fazla bu sefer de östrojen seviyelerinden dolayı çekindiğini söyledi. Evet. Şimdi burada ben de esasında şunu soracaktım ki sen konuyu açmış oldun. Bu durumda yani luteal fazdaki LH düşüklüğüne bağlı olarak o zaman rekombinan bir LH mi ilave edelim diyecektim. Veyahut da yani HMG mi verelim ya da biliyorsunuz şimdi bu HCG aktivitesi var bu HMG preparatlarının bir kısmında, üriner LH değil, yani plasental HCG. Bunun farkı olur mu? Yani bu da enteresan bir soru olabilir. Tabii şunu zaten biliyoruz ki LH'ın düşük olduğu bütün sikluslarda, işte hipogonotroplar buna en basit örnek zaten. FSH da iyi bir indüksiyon sağlayabiliriz. Yani iyi derken folikül geliştirebiliriz ama E2'yi bir türlü yükseltemeyiz. İşte bu da esasında oositin sitoplazmik matürasyonunda gerçekten olumsuz etki edebiliyor. Olumsuz bir rol oynayabiliyor. Yani sitoplazmik ve nükleer matürasyon arasında bir sorun yaratabiliyor. Murat, sen bir şey diyecek gibiydin.
Evet, şimdi ben yakın zamanlarda yapmış bir çalışma dikkatimi çekmişti. Onu paylaşmak istiyorum. Özellikle progesteron priming ovarian stimülasyon yapılan hastalarda bir hayvan çalışması var ve granuloz hücrelerini kültüre ediyorlar. Yüksek progesteronun granuloz hücre gelişimini biraz bloke edebildiği ve bunun HMG ile nötralize edildiğini göstermişler. Yani bu da sanki luteal fazda yüksek progesteron ya da progesteron priming ovarian stimülasyonda bizim bahsettiğimiz gibi boş folikül çıkmaması veya granuloz hücreleri aktivitesini engellememek için LH aktivitesini belki takip ederek bizim bu stimülasyonu yapmamız gerektiği ile ilgili bunun altını çizmek gerekebilir bu yayınla birlikte. Evet. Tabii bu boş şeyde, boş folikül sendromunda belki de double trigger yapmak senin dediğin şekilde iyi olur. Peki şunu sorayım ben o zaman. Bu double trigger'ı ilk trigger edişimizde, yani foliküler faz arkasından luteal faza geçerken ayrı konu, luteal fazda zaten yapalım belki ama foliküler fazda yapmamızın arkadan gelişecek olan foliküller için bir dezavantaj teşkil eder mi? Evet, bu eğer double trigger yapacak olursak HCG'nin uzamış etkisinin negatif bir durumu olabiliyor. Yani evet. Double trigger arka, yani ardışık stimülasyon yapacaksak daha rahat anlaşılır açısından. Ardışık stimülasyon yapacak isek eğer HCG'nin uzamış etkilerinden dolayı negatif bir etki oluşabiliyor. Çünkü ardışık stimülasyon yapılanlarda literatürde de bizim deneyimimizde de analog kullanmak tek başına daha avantajlı bir durum. Evet. Ya yani bunu biraz da vurgulamak istedim. Onun için konuyu açtım. Nafiye Yılmaz hocamız şöyle diyor. Hepinize çok teşekkür ediyor. Kendi yaptıkları random start uygulamalarda gonotrop doz ihtiyacı açısından fark saptamadık. Yine metafaz 2 oosit oranları değer olarak konvansiyonel alan ya da olan mı demek istiyor? Onkoloji hastalarımızdan daha fazla ancak istatistik anlamlılık saptamadık. Böyle bir katkıda bulunmuş. Zeki Yılmaz Bey, kemoterapi sonrası ovaryan rejenerasyon amaçlı koenzim Q veyahut ozon tedavisi vesaire önerir misiniz diyor. Şimdi yani bunun Amerika'da koenzim Q'yu 2000 miligrama kadar kullanan çalışmalar var. Çok bir faydası gösterilmiş değil. Koenzim Q bir mitokondriyal enzim. Biz bunun zaten oogonial prekürsör hücrelerde mitokondriyal transfer yaptık. Ondan da bir şey elde edemedik. Yani koenzim Q'nun yapmış olduğu mitokondriyal etkinin oogonial prekürsör hücrelerden mitokondri elde ederek yapmaya çalıştık. Çok bir faydasını görmedik. O yüzden yani ozon ya da koenzim Q tedavilerinin belirgin bir etkisinin olduğunu ben düşünmüyorum. Hani başka bir katkısı olan var ise Volkan'ın ya da hocam abi sizin. Yok abi, aynı kanındayım ben de. Evet. Böyle gibi. Volkan Bey'e şöyle bir soru soruyor Ruhat meslektaşımız. Progesteron priming'den kısaca tekrar bahsedebilir misiniz diyor. Yani muhtemelen nasıl yapalım? Ruhat benim sınıf arkadaşım hocam. Ege'den sınıf arkadaşım benim. Evet. ondan tabii ki şöyle, kısaca şöyle tabii çok kısa söyleyeceğim. Baştan uzun olur çünkü. Progesteron priming gonadotropinlerle aynı anda veya 7. günde ya da folikül büyüklüğü 14 milime ve üzeri olduğunda başlanması gerekiyor. Ama yine de Kuang bu çalışmaları ilk yapan kişi aslında 12 milimin üzerinde elastörcü açısından başlandığında, geç başlandığında yine dikkatli olmak gerekir diyor. Yani antagonistler kadar güvenilir olmayabilir diyor. Ve hemen hemen tüm progesteron düzeyleri, yani şeyleri, çeşitleri Türkiye'de kullandığımız sıklıkla Visan olsun, Serazet olsun, Dufastin olsun, Tavsi olsun, hemen hemen hepsiyle ilgili de çalışmalar var. Yani burada amaç daha hem maliyet olarak ucuz hem de frizol yapılacaksa hastalar arasında daha kolay uygulanabilir olması en önemli de avantajları. Şimdi yine Turan Hoca şöyle diyor. Fizyolojik, yani bir yorum da katkıda bulunuyor. Fizyolojik FSH LH oranını bozmak ne derece doğru? Mümkünse fizyolojiye yakın tedaviler seçmeliyiz diyor.
Biz burada aslında zaten random start dogmatik fizyolojinin birazcık farklı bir versiyonu. Yani normalde foliküler faz stimülasyon yapıyorduk. Biz lütel faz stimülasyona geçmiş oluyoruz. Onun için burada da fizyoloji sanki bana biraz değişiyor gibi geliyor. O yüzden hani fizyolojik oranları değiştirebiliriz diye düşünüyorum ben. Evet, yani orada zaten LH düşmüş oluyor vesaire. FSH LH oranı arzu ettiğimiz oranların dışında kalmış oluyor. Yine Ruhat kardeşimiz Volkan sana soruyor. Progesteron priming'i özellikle uyguladığımız hasta grubu hangisidir diyor. Kimlerdir diyor. Kesinlikle frizol yapacağımız, önceden düşündüğümüz ovaryen hiperstimülasyon riski bulunan hastalar ya da fertilitenin korunması amaçlanan hastalar. Özellikle bazı poor responder hastalarda pooling yapılacaksa, daha transfer düşünülmüyorsa tabii ki yapılabilir. Aynı zamanda endometriyoziz hastalarında da tedaviyi kesmeden aynı anda stimülasyona devam edilebilir. Teşekkür ederiz. Şimdi Turan Hoca yine teknik bir soru soruyor. Bu soruyu eğer o sormasaydı ben size soracaktım. Double trigger'da trigger saatleri ne olmalı? Burada şöyle, benim dual trigger'la ilgili çok hani deneyimim var. Burada çok erken ovülasyon olan hasta gruplarını gördüm. O yüzden ben HCG'yi son olarak 36. saate sabitledim. Analoğu da 37. saate sabitledim. Yani HCG'yi 36 yapıyorum. Analoğu birazcık daha 37'ye, yani 37. saate uzatıyorum ki erken ovülasyon ihtimali ortadan kalksın diye. Ayrıca bu hastalarda özellikle poor responder'sa non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanımının, kısa süreli kullanımının faydalarını da gördüm. Onunla ilgili bir yazımız da var. Düşük doz, kısa süreli, uzun süreli olduğu zaman da sıkıntı oluyor orada. Non-steroid kullanımı erken ovülasyonu engelleyebiliyor. Bu non-steroid kullanımını kısa süreli dediğimiz zaman HCG günü mü başlamaktan bahsediyoruz? LH yükselmeden HCG yaptığımız. HCG günü başlayıp 2 günü geçirmemek lazım. Daha uzun süre olduğu zaman sanki cumulus gelişimini engelliyor gibi bir gözlemim oldu benim. Klasik gözlemim ama bilemiyorum, ama hani 2 günü geçmeyen bir kullanım orada erken ovülasyon oranlarını azaltıyor. Evet, bu konuda şöyle bir şey de var zaten, yani kabaca bilinen. Uzun süreli kullanımı embriyo klivaj problemine sebep oluyor ileriki günlerde. Esas problem bu. Belki de bunun zemininde tabii ki cumulus oophorus'un iyi çalışmaması, oocytin sitoplazmik matürasyonunu belki iyi sağlayamaması, yani mikroçevresel anlamda demek istiyorum, etkin olabilir. Peki şunu da sorayım ben hazır. Bu vakalarda bizim kongrede, hatırlar mısınız? Bu son yaptığımız ÜTC'de kongremizde, işte bir ay bile olmadı daha tam olarak. Bu konuyla ilgili enteresan bir sunum vardı. Orada da diyordu ki 38. saatte HCG'in yapılmasından bahsediyordu. Yani 38 saate göre planlanması en matür oositleri elde etmemize zemin hazırlıyor diyordu şey için, bu agonist triggerlar için. Böyle şimdi kim yapmıştı bu sunumu bilemiyorum. Online bağlanan bir kişiydi bu. Şu anda aklıma gelmiyor kendisi ama bu ilginçti. Esasında sen zaten dedin 37. saat, halbuki ötekinde 36. saat. Doğru. Çünkü hakikaten bunun etkisi biraz daha farklı. Yani farklı mekanizması var. Şimdi bir başka soru bakalım. Poor Fırat Tülek soruyor bu soruyu. Poor responder hastalarda growth hormon kullanımı ile ilgili Murat Hocam ne düşünüyor diyor, ama ben Volkan'a da sorarım tabii bu soruyu ilaveten. Volkan, evet, sen başlasın, ben başlayayım. Şimdi normalde growth hormonu aslında 2-3 ay önceden yapıp etkileri daha sonradan görülebilecek bir hormon. Yani fizyolojik olarak düşünürsek over fizyolojisi. Ama biz growth hormonu anlık yapıp hemen fayda bekliyoruz. Yani onda bir biraz değişik bir şey var, yani beklentimiz var. Ama benim şöyle hastalarım olmadı mı? Oldu. Şöyle hiç, yani mesela her türlü yüksek gonadotropine rağmen
büyümeyip de growth hormonunu büyüttüğüm hakikaten vakalar oldu ve o sikluste oldu. Yani bununla ilgili tabii çalışmalara ihtiyaç var. Hani birkaç hastada bir şey söylenemez. Yani ondan dolayı da yani şu an çalışmalar growth hormonu üzerine yapılınca da hep pozitif sonuçlar vermesine rağmen hani açıkçası bunu randomize kontrol çalışmalarla şey yapmak lazım, yani kesin sonuca bağlamak lazım. Murat, sen bir şey der misin? Şimdi şöyle, bununla ilgili çalışmalar çok heterojen ama meta analizler ki randomize prospektif çalışmaların meta analizlerinde de 60 üniteye kadar total günlük 10 ünite bu menstrual siklustan önce başlanıyor. İşte 21. gününde, bir önceki siklusun 24. günde başlanan yayınlar var. 3-4 günde bir 10 ünite kullanımı purispondyl hastalarda matür oosit ve gebelik oranlarını arttırdığına yönelik. Ben kendi klinik deneyimimde bunu göremedim. Denedim, göremedim. Ama literatür öyle olduğunu söylüyor. Ama ben bunu kendi klinik deneyimimde açıkçası hastalara uyguladığımı göremedim. Muhtemelen biz de bunu zaman zaman denedik ama hala hazırda bir ne zaman başlanacak, kaç ünite verilecek vesaire gibi standart olmayan şeyler var. Bir de tabii ki bu poor responder grubu biliyorsunuz, Poseidon grubundan da biliyoruz. Yani gruplamasından da biliyoruz. Esasında heterojen bir grup. Yani bunlarda FSH reseptör polimorfizmi vesaire bir sürü başka şey de devreye giriyor. O yüzden belki ciddi bir subgrup analizinden sonra hangi vakaların growth hormondan daha fazla yarar göreceğini ortaya koyabiliriz. Ferruh Acet arkadaşımız bizim ekipten hepinize çok teşekkür ediyor ve PGD planladığımız poor responder hastalarda da ardışık stimülasyonu tercih etmemiz başarı şansını arttırır mı diyor. Başarı şansını arttırmaz, ancak hastaların bir seansta, yani bir dönemde gelip bir dönemde işlerinin halledilmesini sağlar. Yani pratik açısından önemli, yoksa kanser hastaları hariç bundan bahsediyorum. Ardışık stimülasyon başarı şansını arttırmaz, sadece oosit miktarını, sayısını arttırarak bir hastanın bir dönemde gelip o dönemde işinin halledilip daha sonra işte PGD siklusuna gitmesini sağlamasından pratik önemi var. Tabii ki arkadan gelecek ufak foliküller varsa fonksiyon sırasında kalan, değil mi? Peki evet. Bir de bu ufak folikül dediklerimizi biz kaç milime kadar en fazla fonksiyon yapalım? Gerisini bırakalım hani bir duostimle devam etmeyi planlıyorsak. Şöyle, orada da eğer ardışık stimülasyon yapmayacaksak, dual filler yaptığımız zaman 10 milimetrenin üzerinde matrioosit elde etme şansımız var. Evet. Ama dual ardışık stimülasyon yapacaksak sadece analog filler yaptığımız zaman ben gene 13 milimetrenin üzerindeki folikülleri toplayıp diğerlerini bırakmayı tercih ediyorum. Yani çünkü ya da belki orada da 10'a gidebilir ama ben 13 üzerini topluyorum. Çünkü niye? 10 milimetrenin üzerindeki foliküller LH reseptörü içerip bu stimülasyona yanıt verme ihtimali olan foliküller. Yani 12-13 üzerindeki bütün folikülleri ben toplamayı tercih ediyorum. Evet. Bir de tabii şunu da biliyoruz ki yaş ilerledikçe ve tabii yaş ilerledikçe bu POF hastaları ya da düşük over rezervi hastalar da artıyor. Daha küçük folikül çaplarında esasında daha iyi oositler verebiliyor. Yani bunları kalkıp da 18'in çok üstüne çıkartmak genellikle şansı azaltıyor. Zeki Yılmaz Bey, ince endometrium ile ilgili görüşleriniz ne diyor? Çok verimli bir toplantı olduğunu ifade ediyor ve teşekkür ediyor. Volkan, ben sana sorayım hadi bu soruyu. İnce endometriumda ilgili aslında gerek hem ilaç çalışmaları hem de PRP kök hücre çalışmaları var. Hatta RIA takıp bekleyen var. Onun dışında genelde ilaç çalışmalarında kemoterapi alan, bu radyoterapi alan, kemoterapi etki etmez de uterusa, radyoterapi alanlarda 6 aylık işte E vitamini kullanımları, trental pentoksifilin kullanımlarının hani endometriumda 1-2 milimlik büyüme, kalınlaşma yaptığını gösteren çalışmalar var. Onun dışında son dönemde PRP çalışmaları çok fazla. Yani kalınlığı çok etkilemese bile reseptiviteyi arttırdığını ve implantasyonu, özellikle Brezilya'dan gelen çalışmalar var bu konuyla ilgili. En sonunda kök hücreyle ilgili daha önceden IV verilen stem sellerle
endometriyumun onarıldığını, yani zaten hasarlı bölgeye istemsellerin gittiğini ve burada onarım yapabildiğini gösteren bir çalışma var Human Reproduction'da. Açıkçası ben de Sağlık Bakanlığı'ndan bununla ilgili bir izin alıp 3 hastaya yaptım. Yani kök hücre yaptım endometriyuma. Yani bir tane hastamız hatta 2-3 milimlerden 5-6 milim arasına geldi. Gebede kaldı ama düşük yaptı maalesef. Yani sadece yani yine sonuç alamamış olduk. Bir tane hastamız adet görmeye başladı. Görmüyordu. Lekelenme tarzında en azından görüyor. Ama hani istenilen kalınlık elde edildi mi? Edilmedi. Yani bu kadar oldu. Belki miktarı pasajlamayı belki daha fazla yapsaydık kültüre edip. Belki tekrarlayan uygulamalar yapsak belki daha da iyi sonuçlar elde edebiliriz. Ama daha tabii çok yeni bu açıkçası. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Peki ben bir soru sorayım bununla bağlantılı. Bu endometriyal kök hücre veyahut da PRP uygulaması yapacağız farz edelim. Bunu ne şekilde yapmamızı önerirsin? Yani subendometriyal bir enjeksiyon şeklinde mi yapılsın? Ya da uterin artere bir olarak güzel radyolojiyle mi yapılsın? Ya da nasıl yapılsın? Ya da topikal PRP, yani inseminasyon yapar gibi yapılsın? Yani PRP'yi hocam zaten çalışmalarda şu şekilde yapılmış. Genelde 72 saat arayla 0.5 cc vermişler endometriyuma. 72 saat ve biri trigger günü, biri triggerdan 3 gün önce. Yani bu şekilde denk gelecek şekilde yapılmış. Ya da frizollarda işte progesterona geçerken yapılan çalışmalar var. Biz kök hücre çalışmalarında IV verilen var. Hatta kendi hastaların menstrual kanından pasajlatıp hücre çoğaltıp endometrium içine aşılama tarzında veren var. Benim yaptığım bir subendometriyal yani oku iğnesiyle subendometriyal verdik mesela. Histeroskopi ile mi yoksa ultrason rehberliğinde? Ultrason rehberliğinde subendometriyal verdik. Hani acaba hani daha mı başarılı olur hücrelerin orada akmaması açısından? Çünkü verdiğiniz zaman da durmuyor zaten. Yani belli bir şey geri geliyor açıkçası. Hani o bakımdan subendometriyal verdik. Ama ben bakalım yani ilerletmeye çalışacağız hocam yani açıkçası. Çünkü ince endometriyum oldu mu da yani çok hani bazen elimiz kolumuz bağlanabiliyor yani. Peki ince endometriyumun transferable en incesi kaç milim olmalı sizlerce? İkinize de soruyorum. Ben yanıt vereyim mi? Tabii. Şimdi öncelikle ince endometriyumu bence kategorize etmek lazım. Bir aşırmanlı hastalarda gördüğümüz o hiperekojen, hiçbir şekilde kalınlaşmayan endometriyumu ayrı noktaya koymak lazım. Bir de gerçekten trilaminer görüntüye ulaşmış ama kalınlığı olmayan endometriyum. Bu bence çok gebelik elde edilebilecek bir endometriyum. Bu endometriyumda 4-5 milimetreye transferde bile gebelikler var. Yani bir endometriyum bizim klasik görmüş olduğumuz görüntüye ulaşıyorsa, trilaminer oluyor ise özellikle frozen sikluslarda 5 milimetre civarında gebelik elde edilebildiğini bilmek lazım. Hatta literatürde oranlar var, oldukça iyi. Bunun alt sınırı da taze sikluslarda 6 milimetre diyebilirim. Literatür daha çok 7 milimetre gibi diyor ama yani zorlanırsak eğer ve biz bunları başka yani transtermal östrojenlerle, yüksek doz östrojenlerle veya uzatılmış hep bunlar tabii alternatif tedavi seçenekleri uzatılmış östrojen tedavileri ile eğer bunları elde edemiyorsak, eğer görüntü trilaminerse ve iyi görünüyorsa 5 milimetrenin üzerine transfer etmekte bence bir sakınca yok. Ama Volkan'ın dediği gibi burada esas aşermanlı bir hasta var ise eğer bunlar gerçekten çok sıkıntılı. Volkan'a soracaktım, açıkladı. Transmiyometriyal iğneyi geçerek subendometriyal enjeksiyonun bir faydası olabilir. Çünkü veriyoruz, geri geliyor. Kök hücre çalışmaları var. İVİ'nin bir çalışması var ama o çok tekrar edilmedi bir daha. Hani bu Human Reproduction'da çıkan yayın. Bu konuda hani öyle birikmiş birçok data da yok. Bu hastalarda ne yazık ki gerçekten elimiz kolumuz bağlı kalıyor yani. Evet. Dediğin gibi yani şimdi ben hani çok arkadaşımız yardım cürme tekniği uyguluyor biz dinleyenlerden de. Genelde hep söylenen 7 milimetreye kadar falan gibiydi. Ama mühim olan patern yani trilaminer patern değil mi? Evet. Ve kalınlığı işte fresh siklus için 6 ama donmuşlarda 5'e kadar inebiliriz. Yeter ki
Yeter ki kavitenin intakt olduğunu bilelim. Yani o zaman önceden histeroskopi ile bunu verifiye etmek herhalde daha iyi olur. Bir sineşi olup olmadığını net ortaya koymak için. Çünkü ince endometriyumların bir bölümünde de maalesef sineşiler var. O atlanabiliyor. Bir de tabii ölçüm yaparken vajinal probu esasında çok ittirdiğiniz zaman şeye, uterusa gerçekten ölçüm daralıyor, inceliyor endometriyum. Yani bunu da göz ardı etmememiz lazım. O yüzden hani bu da teknik bir konu. Bunu da unutmayalım. Onun dışında bir yeni mesaj dedi bir yerden ama dur bakalım bulabilecek miyiz? Evet, daha ziyade çok teşekkür ediyorlar Fatoş, Özkan Hanım, Hüseyin Bey, Turan Hoca, Ayşin Hanım, hepsi çok teşekkür ediyorlar. Tartışmada çok keyifliydi diyorlar. İlk soru vardı burada, ben onu atladım. Çünkü konu benim konuşmalarım sırasında söylediğim bir laf, bir söz üzerineydi. Yine Kaan Bey soruyordu. Diyordu ki bu fazla olgun, aşırı matür oositin nedeni nedir diyordu. Esasında bu aşırı matür oosit dediğimiz şey bir noktada sitoplazmik matürasyonun biraz fazla gitmiş olması. Bunun en önemli sebebi esasında uzun süren foliküler faz ama yani geçkin bir foliküler faz. Yani 22 milim, 20 milimin üstünde folikülleri büyüteceğiz diye gidilmesi oluyor. Bunlarda bir kere sitoplazmik şey, direnç çok düşük oluyor. Yani bir boşluğa girer gibi gidiyorsunuz yani X yaparken demek istiyorum. Son derece şeysiz, dirençsiz, o plazma turgorunu kaybetmiş bir yapı halinde oluyor. Yani bu karakteristiğidir. Recai Hoca da hepimize çok teşekkür ediyor. Endometriyum 7 milimetrenin altında ise transfer yapıldığında gebelik olsa bile düşük ile sonuçlanır diye net bir mesaj veriyor. Tabii tartışılabilir. Sait Halil Bey teşekkür ediyor. Yine Recai Hoca diyor ki Santa Maria'nın CD133 ile yapılan çalışmasını 3 kez denedim. Bir sonuç elde edemedim. Bu konuda da hani bir katkıda bulunmak istiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz de hem siz katılım yani konuşmacılarımıza hem de dinleyicilerimize, 100'e yakın dinleyici bu akşam bizimle birlikteydi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ben açıkçası tartışmaların aşırı uzatılması ve iyice dikkatlerini dağılması da doğru değil diye düşündüğüm için mümkün olduğu kadar bir saati geçtik biz esasında şu anda. Yavaş yavaş toparlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de ilave son sözleri varsa onları da alayım. Ben bütün katılımcılara, Volkan'a ve Erhan abisine teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Volkan, senin söyleyeceğin son söz. Hocam sizleri yeniden görmek çok iyiydi. Murat abi de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz. Zaten hep bizimle birliktesin. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Ona da teşekkür ediyoruz ve mutlu olduk. Bu kapanışı yapmadan önce ben de herkese yine çok teşekkür etmek istiyorum. Zannediyorum teknik olarak da iyi bir webinar oldu. Yani kesintisiz, teknik sorunsuz. Bu arada ayın 22'sinde, 22 Kasım'da saat 20'de anormal uterin kanamalar tanım ve yönetimiyle ilgili yine meslektaşlarımız tartışacaklar. Bunun dışında 25 Kasım, bunu yine vurgulamak istiyorum, saat 21'de ustalardan zor vakalarda histeroskopi diye bir video prezentasyon şeklinde gidecek. Güzel bir şey olacak, webinar olacak ki burada yine dostlarımız Marco Gergolet ve Stefano Betocchi bize kendi vakalarıyla gösterecekler. Yine onu da Cem Demirel ile birlikte Recai Hoca modere edecekler. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. İleriki tarihlerde yine görüşmek üzere.
Bizi takibe devam ediniz diyorum. İyi geceler.